Görür. Ya dedi 100 gram yüzük var dedi onun zaten sürekli şeyinde. Demek ki yüzüğüyle de meşhur bir vekil. Ama Ali Mahir Başarı şunu da söyledi. Bizim çoğumuz Hüseyin Örsün yakın zamanda kalple ilgili olarak o durumunu bilir. Çoğu vekil bilir. Bu çok taze bir olaydır. Ölümcül bir yumruk diye niteledik. Doğru mudur? Oradaki risk tam olarak neydi? Bir anlatır mısınız Turan Bey? Doğrudur. Hem siyasetçi ama bundan daha da önemlisi bir hekim olarak bunu değerlendirebilirim. Olayın hemen ardından biz hastaneye gittik. Fakat öncesine döndüğümüzde Hüseyin Örs aslında mecliste beyefendiliğiyle tanınan önemli bir şahsiyet, kıymetli bir şahsiyet. Zafer Işık da parlamentoya girdiği günden itibaren sadece 3 kere konuşmuş. Kendisi bir zeytin tüccarı Gemlik'te. Yaptığı konuşmalarda zeytinle ilgili. Onun dışında hiçbir konuşma yapmamış. Provokasyonlarıyla tanınan, agresyonlarıyla tanınan bir kişilik. O gün parlamentoda bütçenin getirdiği bir gergin atmosfer var, tartışmalar var. Bu tartışmalardan bir tanesine Hüseyin Bey müdahale etmek ve yatıştırmak için kürsüye doğru gidiyor. Kürsü biraz kalabalıklaşıyor. Zafer Işık ta arka taraftan uzun bir mesafeden koşarak geliyor, taammüden geliyor. Elinde kocaman bir yüzük, Ali Mahir Bey'in bahsettiği gibi. Hüseyin Bey daha önceden kalp damarlarına stent takılmış birisi ve kalbi sağlıklı çalışmadığı için kalp piliyle hayatını idame ettiren birisi. O tartışmayı ve gerginliği ayırmaya çalışırken bu şahıs, bu zorba kendisi o kalabalığın içerisine girerek çok sert bir yumrukla önce kafasına vuruyor, itiş kakışlar oluyor. Maalesef Hüseyin Bey yere düşüyor. Alnında büyük bir yara da ortaya çıkıyor. Ve bunun üzerine meclisteki İyi Partili doktor vekillerden Aylin Cesur arkadaşımız kendisini alıp meclisin revirine götürüyor. Orada ilk müdahalesi yapılınca elektrosu çekiliyor ve kalp ritim bozukluğu, bizim ventriküler taşikardi ve fibrilasyon dediğimiz kalbinin her an durma ihtimali olan riskli bir durum ortaya çıkıyor. Bunun üzerine hemen Güven Hastanesi'ne haber veriliyor. Oradaki acildeki kalp hekimleri standby'da bekliyorlar hastayı. Hızlı bir şekilde ambulansla hastaneye intikal ettiriliyor. Ve kardiyoversiyon dediğimiz kalbin şokla tekrar geri döndürülmesi sağlanıyor. O geceyi yoğun bakımda geçirdi. Ben hekimlerle kendim konuştum durumu hakkında. Evet, hayati tehlikesi var. Kardiyoversiyon yaptık ve şu anda stabilize etmek için kendisini uyutuyoruz dediler. Ertesi gün yaşam belirtileri normale dönünce de normal servise çıktı. Bir kere şimdi bu çok vahim. Belki 5 dakika daha gecikilseydi daha kötü bir sonuç olabilirdi diye bir yorum oldu mu? Oldu. Doktorlar da aynı şeyi söyledi. Ben de hekim olarak altını çiziyorum ve vurgulayarak söylüyorum. Evet, çok daha vahim, ölümcül bir hadiseyle biz karşı karşıya kalabilirdik. Burada tabii iki temel unsur var benim üstünü çizmem gereken, vurgulamam gereken. Birincisi, iktidar çok gergin. Niye gergin? Çünkü artık seçimi kaybedeceği konusunda kesin olarak ikna olmuştur durumda. Parlamentoda milletvekillerinin kayda geçsin diye söylüyorum bu akşam. Yarısından fazlası bir sonraki dönemde olmayacak, AKP'li vekillerden bahsediyorum. Onun farkındalar, onun gerginliğindeler. Tabana çıktıklarında, araziye, sahaya indiklerinde toplumdan reaksiyon görüyorlar ve her şeyin farkındalar. Onun gerginliği var birincisi. İkincisi ve daha da vahim olanı aslında AKP'de maalesef bu davranış biçimine prim veriliyor. Ve herkes üstten aşağı bu davranış modeli prim gördüğü için böyle bir karakter sergilemek için yarışıyor. Bu şahıs bir zorbadır, zorbalık yapmıştır, meclis iradesine ipotek koymak istemiştir ve sadece bir milletvekili arkadaşımızı değil, Türk demokrasisini ve millet iradesinin tecelligahı olan Yüce Meclis'e hedef almıştır. Turan Bey, özür dileyerek bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Çok affınıza sığınırım. Hiç kimsenin polise tokat atma hakkı yok. Kamu görevlisi. Bir milletvekili polise tokat atınca dokunulmazlık kaldırılıyor, yargılanıyor. Bir kamu görevlisine öldürmeye kasıt var burada, dokunulmazlığı kalkması lazım. Anayasa 82 çok açık. Taammüden, Salim Bey çok daha iyi bilir, taammüden adam öldürmeye yönelik bir davranış biçimidir bu. Hastalığı biliniyor. Ceza kanunu. Tabii ceza kanunu. TCK mı? Evet, 82 değil mi? Evet, burada açıkçası suçüstü milletvekili olmasına rağmen dokunulmazlığı kalkması gerekiyor. Hiç kale alınmadan derhal gerekli işlemin yapılması lazım. Burada hukuki işlem başlatılmalı. Evet. Bunu Müsavat Dervişoğlu en üst ve kesin bir dille açıkladı. Başlatıldı. Ve bununla ilgili yargı süreci de başlatıldı. Fakat tabii çok vahim bir olay. Burada yine
olayın vahameti kadar belki de vahim olan bir şey var. İktidar cephesinden gelen son derece düşük profilli, kısmen ana muhalefet partisi liderini itham eden, kısmen olayı küçümseyen bir davranış biçimi ve maalesef bu zorba özür dahi dilemekten imtina eden bir dağ kabadayısı gibi orada kendi karakterini ortaya koymuştur. Ve maalesef AKP'li yöneticiler de bunu arka çıkarak aslında AKP'de artık tebarüz eden, olgunlaşan bu kültürü de ortaya koymuşlardır. Utanç verici bir sahnedir Türk demokrasisi için. Maalesef. Selam mı gönderiyorlar sizce saraya bu tür olaylara karışan AKP'liler? Selam da gönderiyor, mesaj da gönderiyor, haber de gönderiyor. Beni görün diyor. Bakın ben neler yapıyorum burada diyor. Konuşmuyorum, sesimi çıkartmıyorum. Gerektiğinde bağırıyorum, çağırıyorum. Size ilginç bir şey